Daha önce de bahsettiğimiz gibi parçacık sistemleri sudan daha fazlası için de kullanılabilir. Evet, parçacık sistemlerini kullanarak daha birçok efekt, örneğin havai fişek bile yapabiliriz. Bunun nasıl yapıldığını görmek için işe yer çekiminin etkisi altında birkaç parçacık ile başlayalım. Tepe noktalarına ulaştıklarında patlıyorlar ve ortaya yeni parçacıklar çıkıyor. Bunlara yavru parçacıklar adı verilir. Yer çekiminin kuvvetini bu düğmeyle ayarlayabiliriz. Kuvvetli bir yer çekimi etkisindeki parçacıklar çok fazla yükselemezler. Yer çekimi çok küçük olursa da ekranın dışına çıkarlar. Yavru parçacıkların bir süre sonra kaybolduklarını fark etmişsinizdir. Buna yaşam süresi adı verilir ve yaşam süresini de bu düğme ile ayarlarız. Buradan da ortaya çıkan yavru parçacık sayısını ayarlayabiliyoruz. Hmm. Hadi yavru parçacık sayısını arttıralım ve ne olduğunu görelim. Gerçekçi olması için daha rastgele olması lazım. O halde rastgelelik eklemeliyiz. Örneğin yavru parçacıkların hızı için biraz rastsal varyasyon ekleyelim. Daha iyi oldu değil mi? Başlangıç parçacığının atıldığı açıya da biraz varyasyon eklersek... Evet, harika oldu. Sıradaki videoda pimpon topu simülatörünün altında yatan fizik kurallarını inceleyeceğiz. Eğer kendi simülatörünüzü kodlamak istiyorsanız bu kurallara ihtiyacınız olacak.